Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 13 Eylül'de Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. 500 bin konut, 250 bin arsa ve 50 bin iş yeri olarak gerçekleştirecektir. Bursa'da 8500 tane konut yapılacak. En çok konutun yapılacağı illerden birisi Karacabey ve ikinci sırada da Nilüfer gelmekte. Şimdi Karacabey ve Nilüfer en doğru lokasyonlardan birisi. Yeni Karaağaç'ta Karacabey'de Yeni Karaağaç tarafında yapılacak. Yeni Karaağaç'ın üst tarafında Taşpınar, Murat ve Badırga bölgeleri Bursa'nın en büyük sanayi bölgelerinden birisi gerçekleşecek. Teknosap projesi ve orada çalışacak birçok çalışacak insanlara da çok büyük bir artı katacaktır. Nilüfer'de de Gökçeköy bölgesinde gerçekleştirecek. Lokasyon olarak da İstanbul-İzmir otobanın çıkışının olduğu bir bölge burası da. Tabii ki Bursa'da Harmancık, Gürsu, Kestel bölgelerinde de Orhan Gazi bölgelerinde de 400 ve 150 dairelik sosyal konut projeleri gerçekleşecektir. Türkiye'nin yıllık 500 bin tane sıfır konut daireye ihtiyacı bulunmakta. Bu kentsel dönüşümde işin içine soktuğumuz zaman da aslında yıllık olarak 1 milyonun üzerine konut ihtiyacı gerçekleşiyor. Şimdi son 3-4 yıla baktığımız zaman da arz çok azdı. Ve TOKİ'nin de daha yoğun bir şekilde bu iş içine girmesi gerekiyordu. Şimdi 500 bin konutun ne kadar kısa sürede yapılacağı, orta gelirli ve alt gelirli grubundaki insanların da kısa sürede bu dairelerine geçmesi sağlanması gerekmektedir. Çünkü baktığımız zaman da son bir yıl içerisinde enflasyonun getirdiği ve bu kadar talebin arttığı bir yerde kiralık dairelerin de en düşükte 4 bin liraya çıkması alt geri grubundaki vatandaşımızı zorlamaktaydı. O yüzden de kısa sürede gerçekleşecek 500 bin konut, TOKİ tarafından gerçekleşecek 500 bin konut ülke ekonomisine, Bursa'ya çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Deprem bölgesinde olan bir ülkeyiz ve yıllık olarak da şu anda baktığımızda Türkiye genelinde en az 20-25 milyon çok eski bir bina mevcut. Bu binaların mutlaka kentsel dönüşümde yenilenmesi gerekiyor ve TOKİ'nin ileriki yıllarda bu 500 bin konutun haricinde de çok fazla bir çaba gösterip ve bu kentsel dönüşümdeki evlerin yenilenmesini sağlanması gerekmektedir. Türkiye'de ve Bursa'mızda yapılacak şeyleri sadece TOKİ üzerinden değil de müteahhit firmalarında özel teşebbüsle de destek verilmesi gerekmektedir. Çünkü dediğim gibi çok hızlı büyüyen bir Bursa var. Yıllık 15 binden resmi olarak 15 bin rakamlarında artış hızı var. Bu resmi olarak gayri resmiye baktığınız zaman da 50 bin üzerinde ve yıllık olarak da Bursa'da 50 bin konut satılmakta. Bu konutların 15-20 bini ilk konut ve sadece TOKİ üzerinden değil de özel sektördeki inşaat firmalarının da mutlaka destek verilip kısa sürede inşaatların tamamlamaları ve yeni inşaatlara başlamaları gerekmektedir. Son 2 yıl içerisinde çok yoğun bir süreç yaşadık. 2020 pandemi sürecinde Haziran ayında 0.64 ve 0.74'ler inşaat sektörüne çok büyük bir katkı sağlamıştı. Geçmiş 2 yıla baktığımız zaman da ipotekli satışların sektör için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz aslında. Mutlaka şu anda devletimizin konut ihtiyacını karşılayacaklara kredi konusunda destek olması gerektiğini düşünmekteyiz. Şu anda devlet bankaları 300 bin üzerinde konut kredisi vermiyor. Ama gayrimenkullere baktığınız zaman da şu anda 2 milyonun üzerine çıkmış durumda ve alım gücü gitgide düşüyor. O yüzden de devletimizin mutlaka devlet bankalarının ya da özel sektördeki bankaların konut kredilerini biraz daha yukarı çıkarmaları gerekmektedir. Haber işte.